değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan'ın sürpriz istifasıyla ilgili konuştu. Amacımız şehrimizde... Özel bir radyoda yayınlanan genel yayın yönetmeni Orhan Bozkurt ile Erzurum Ajans programında Mesut Gülrenk ve gazeteci Mehmet Şener'in konuğu olan Başkan Sekmen, Demirhan'ın bugün dönüyorum açıklamalarına cevap verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un büyük bir başarıya imza attığını ve bu başarıda Ali Demirhan'dan takımı destekleyen taraftarına kadar herkesin emeği olduğunu belirten Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında dün biri vardı, bugün biri var, yarın da başka biri olacak. Herkes haddini bilmeli, bu başarıda herkesin emeği var dedi. Gazetecilerin Ali Demirhan yarın dönüyorum diye açıklama yaptığı sorusu üzerine kimse bu şehrin üstünde değildir. Bir insan istifa ettikten sonra dönmemeli. Kupayı Erzurum'a getirdiğimiz gün beraber halkı selamladık. Taraftarlarımız bizi bağrına bastı. Oradan kalktı ayrıldı. Bu şehirde bu takımı yönetecek 800 bin insan var. Bazılarına giydirilen elbise bol gelebiliyor diye konuştu. Başkan Mehmet Sekmen, önceliğimiz Erzurumspor takımının kurumsal kimliği ön planda tutmaktır. Bu takımın maddi birçok harcamasını ve problemini şahsım Erzurum adına ve Erzurum halkının kendi potansiyelini kullanarak gerçekleştirdim. Elbette kişilerin maddi eksiklikleri olmuştur. Bunlardan makbuz karşılığında kayıt altındadır. Fakat önemli miktar şehrin kendi öz dinamiklerinden karşılanmaktadır. Biz sadece bu parayı doğru ve amacına uygun yönetme görevini yerine getirdik. Ali Demirhan kadar Zafer Aynalı'nın da bu takımın zaferinde payı olduğunu biliyorum. Ben şahsen istifa eden bir yöneticinin geri dönme isteğini tasvip etmem dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, transfer çalışmalarına da şimdiden başladıklarını anlatarak özellikle Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımların playoff maçlarını kendisinin bizzat takip ettiğini hatırlatarak bu takımlarda oynayan oyuncuların Erzurumspor için uygun olabilirliklerini değerlendirdiklerini, önceliklerinin yerli ve gurbetçi yeteneklerinin olduğunun altını çizdi. Otomobili seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti. Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Üniversitesi kampüs içerisinde bulunan Sine Tekno Kavşağı'nda meydana geldi. BC isimli vatandaş otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri BC'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan BC isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum'da FETÖ, PDY'ye ait yurtlarda yönetim memuru olarak çalışan Üzeyir Kasan hakkında hazırlanan iddianamede çok ilginç bilgilere yer verildi ki bunlardan bir tanesi de bu yurtlarda PKK propagandası yapılıyor olması. Erzurum'da FETÖ, PDY'ye ait yurtta yönetim memuru Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bilgilere yer verildi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu yargılanan Üzeyir Kazan'ın çalıştığı, yurttaki öğrencilerden alınan imzalı borç senetlerinin hiçbirinin iade edilmediği belirtildi. İadesine başvurulan öğrencilerden YCK, yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmediği sözleri iddianamede delil olarak yer aldı. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüte ait yurtta 2011-2013 yıllarında yönetim memuru olarak görev yapan Üzeyir Kazan, geçen 29 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine kondu.
Örgütün kriptolu haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 ila 15 yıl hapis cezası istenen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bilgilere yer verildi. İddianamede 13 Ağustos 2015'te Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü arayan, kimlik ve telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen erkek bir kişinin, örgütün okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve hard disklerin MHY'nin evine sakladılar. Bu hard disklerde tüm para transferleri kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar mevcut diye ihbarda bulunduğuna yer verildi. İhbar üzerine MHY'nin evinde yapılan aramada birçok bilgi ve belge ele geçirildi. Ele geçirilen hard disklerden yaklaşık 500 GB'lık veri çıkarımı yapıldı. Dershane NET isimli kripto şifreli dosya ise çözümlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. MHY'nin evinde yurtta kalan öğrencilere ait senetler de bulundu. Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrenciler soruşturma kapsamında tek tek dinlendi. Öğrencilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede örgütle ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde 2012 yılında okurken fecir erkek öğrenci yurdunda kaldığını anlatan YCK, yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından himmet adı altında kurban parası istediğini, kayıt yaptıran herkesi ve kendisini de istememesine rağmen Zaman Gazetesi'ne abone ettiklerini belirtti. Her hafta cuma namazından sonra Fethullah Gülen'e ait CD'lerin izlettirildiğini, propaganda amaçlı sohbetler yapıldığını söyleyen YCK, hatta Fethullah Gülen'in Erzurum'da yaşamış olduğu eve ziyaretler düzenlenirdi. Uğur olarak bildiği kişi öğrencilere, "Ben sizin gibi öğrencilere Allah yolunda yol göstericilik yapıyorum," diyordu. Yurtta muhasebe işlerinde sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi diye konuştu. Başkan Yardımcısı Şimşek, katılım sigortacılığını finans sistemine kazandırmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik katılım sigortacılığını finans sistemine kazandırmak için çalışma başlattıklarını belirterek, hazinenin buna ilişkin mevzuat çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi. Türkiye açısından da yeni finans enstrümanlar arasında sayılan bu sistem, sigorta piyasasının çeşitlendirilmesi ve derinlik kazandırılması bağlamında yakından takip edildiğini anlatan Şimşek, hazinenin de bu uygulamanın sisteme kazandırılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Katılım sigortacılığının faiz ve katılım ilkeleri hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlar ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde sigorta faaliyetlerine bulunmak isteyenler için alternatif bir model sunduğunu dile getiren Bakan Şimşek, katılım sigortacılığının finansal kapsayıcılık açısından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şimşek, katılım sigortacıları ile geleneksel sigortacıların rekabet yönünü değil, tamamlayıcılık yönünün ön planda tutulduğu bir sigorta piyasasının varlığını önemsediklerini belirterek, hazine tarafından katılım sigortacılığı faaliyetlerini düzenleyen ve katılım sigortacılığının gelişimi sağlıklı takibiyle sigortalıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi. Katılım sigortacılığında sigortalıların kendi tazminat taleplerinin ve diğer katılımcılarının tazminat taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan fona katkıda bulunduklarını belirten Şimşek, söz konusu fonun sigortacılık faaliyetlerini yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayandığını kaydetti. Erzurum'da FETÖ operasyonları bütün hızıyla devam ediyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla başlatılan soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Atatürk Üniversitesi'nde FETÖ ile bağlantılı kişileri saptamak üzere bazı akademisyenler ile çalışanların faaliyetlerini mercek altına aldı. Araştırmalar sonucu FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tancın delil kararttığını tespit eden ekipler üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince Tancın odasındaki bilgisayar kasesini alarak evine götürdüğünü, flaş bellekleri de çöpe attığını belirledi. Bu doğrultuda Tancın üniversite lojmanındaki evine giden ekipler İş yerinde eve götürülen bilgisayar kasasını ve aynı bölgedeki çöp kutusunda 3 flash belleği buldu. İnceleme sonucu 2009 yılı sonrası 2 kez ABD'ye gittiği ve burada terör örgütü elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edilen Tanç, emniyetteki ifadesinde FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi yapılanması için de yer aldığını ve Fethullah Gülen ile irtibatının olduğunu da itiraf etti. Elde edilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul eden Tanç, ben 2009 yılı sonrasında 2 kez Amerika'ya gittim. Bunun yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'da da bulundum. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerimde örgütün Atatürk Üniversitesi imamının ayarladığı randevularla Pensilvanya'da Gülen'le görüştüm. Bu görüşmelerimiz büyük bir alanda gerçekleşti. Bu görüşmeler dışında mektup yazılarak övücü sözler de söyledim dedi. Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki odasında bilgisayar kasasını ve çantasını alarak çıktığı cebindeki flaş bellekleri de anıtlar mevkisinde bulunan çöp kutusuna atarak delil kararttığı belirlenen Tanç, bu konuya ilişkin verdiği ifadesinde ise bu eylemleri 15 Temmuz sonrasında yapılan operasyonlardan çekindiği için yaptığını söyledi. Çöpe attığı flaş belleklerde herhangi bir şey olmadığını ileri süren Tanç, o flaş bellekler içinde dualar olduğu için saklıyordum. Ayrıca sohbet toplantılarının dokümanları da vardı. Başka gizli bir belge de yoktur. Son zamanlardaki operasyonlar dolayısıyla çok tedirgin oldum. 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler beni korkuttu. Bu nedenle elimde bulunan not kağıtları ve flaş bellekleri çöpe attım. Bunun dışında başka da bir amacım yoktur diye konuştu. Tanç, üniversite eğitimi aldığı dönemde bu yapıyla ilişkisinin başladığını ve o zamanlarda alt yaş gruptakilere dersler verdiğini de itiraf etti. Doğu Anadolu'da gök gürültülü, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü, sağanak ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan çevrelerinde yağmur geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilirken bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars'ta 3, Erzincan'da 8, Iğdır'da 10 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 28, Tunceli'de 25, Erzincan'da 21, Ağrı'da 20, Kars'ta 19 ve Erzurum ile Ardahan'da da 18 derece olarak değerlendiriliyor. Araç muayenelerinde uygun olmayan plakalar muayeneden kalmaya sebep olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce 3 Temmuz itibariyle geçerli olacak kusur tablosu yayımlandı. Buna göre hızlı geçiş sisteminde yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik ve kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı. Söz konusu düzenleme ile plakalardaki yazı ve rakamların Karayolu Trafik Kanunu'nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 cm genişliğinde, 52 cm uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar TÜV-TÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, aracın kimliği niteliğindeki plakaların standartların dışında olması halinde otoyol ve köprülerde
görüntüleme cihazları tarafından okunmadığına dikkat çekerek, plakalarda standartlara hızlı bir şekilde geçişin sağlanması amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Ben spikeriniz Mehmet Akif Dölekli. Allah'a emanet olun değerli izleyenler.